Efendim, fuar her zaman için uluslararası alanda her zaman mutlaka yeni ürettiğiniz, heyecanla ürettiğiniz yeni ürünleri alıcılara tanıtmaktır ihtisas fuarları. Ben yıllardır bunu hazırlıyorum. Aslında çok güzel bir şey. Tabii biliyorsunuz alım güçleri, ortada olan olumsuzluklar olmasına rağmen yine de fena olmadığının kanısındayım. Yani orta alanda biz de bu fuarımıza büyük bir Ar-Ge ile çalıştık. Çünkü daima ve daima her şartlar, ekonomik şartlar ve ortam ne olursa olsun insanlar iş hızını kesmemeli. İş hızını kestiği vakit ekonomik dengeler bozulur. O yüzden biz de en az 3-4 ay 10 kilo Ar-Ge yaparak bunu çoğaltarak müşterimize sunmaya çalıştık. Ve iyi geçtiğine inanıyorum. Ama en önemli şeylerden bir tanesi fuarın çok kısa oluşu. Çok eskilerde bir haftaydı. Sonra 6 güne düştü. 5 güne düştü, şimdi 4 gün. 4 gün çok kısa bir süre. Bunun mutlak ve mutlak en az 6 güne çıkarılmasının yanındayım. Çünkü bir de 2 gün kısa bir sürede fuar hazırlıkları, herkes standlerini tam olarak bitiremiyor. Bu da büyük bir sorun. O bakımdan özellikle bütün kuyumculuk sektörü fuarcılara da önerim, mutlak en az 6 güne çıkarılmalı bu fuar. Mart fuarı özellikle. Her zaman biliyorsunuz fuar çalışmalarımız, özellikle açılışlarda çalışmalarımız oluyor. 20 yıldır hep beklentimiz var. Her yıl bir konseptte bir şovumuz oluyor. Bu sene dedik sosyal içerikli bir şey yapalım. O da kalp vakfıyla devreye geçtik. Ve kalp vakfı karı kalp vakfının olmak kaydıyla kalpler ürettik. Hem internette satılacak hem bizden de satılacak. Her satılan bir ürün karı tamamıyla vakfa bağışlanacak. Biz sadece maliyetini alacağız. Turizm nasıl olacak onu bilmiyoruz. İnşallah iyi olur. Hepimizin temennisi, hepimiz için önemli, ülkemiz için önemli turizm. İnşallah iyi olacaktır. Turizme bağlı ve halkın alım gücüne bağlı.